Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bir Ege'nin gündemi programıyla daha karşınızdayız. Konuğum her zamanki gibi Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi Sayın Örs aslında Ege'ye, İzmir'e geçeceğiz ama öncelikle tabii biz yazarımız Ali Silmer'i kaybettik önceki gün. Bugün de Cumhuriyet Gazetesi önünden aslında onu son yolculuğuna uğurladık diyebiliriz. Yarım asırlık bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve çok önemli bir aydındı Ali Silmer. Sizin de onun hakkında söylemek isteyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Söz size bırakıyorum. Evet, Cumhuriyet ailesi olarak gerçekten büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ali Silmer gazetemizin, Cumhuriyet ailesinin temel taşlarındandı. Dolayısıyla İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı çizgisinin ve o döneminin devamcısıydı. Onların son temsilcisiydi. Dolayısıyla onun kaybından biz Cumhuriyet Gazetesi olarak çok büyük üzüntü duyduk. Bence Ali Silmer yalnızca gazetemiz açısından değil, aynı zamanda entelektüel çevre bakımından da, aydınlanma bakımından da ülkemiz aydınlanması için önemli bir isimdi. Çok yönlü bir insandı. Üretkendi, yazan, çizen, düşünen, kültürel, sanatsal yönleriyle çok zengin birisiydi. Dolayısıyla gerçekten biz Cumhuriyet mensupları olarak elbette onu en çok tanıyan, bilen, onu sahiplenen insan olarak bu acıyı duyumsuyoruz. Ama ben Ali Silmer'in aynı zamanda ülkemiz ve halkımız için de önemli bir kayıp olduğunu değerlendiriyorum ve ışıklar içinde olsun diyorum. Peki. Biz de yeniden burada sevenlerinin, tüm okurlarının başı sağ olsun diyelim ve ışıklar içinde uyusun diyelim. Bu arada biz Cumhuriyet Gazetesi Ege Bürosu olarak da burada değerli büyüğümüz için Ali Silmer anısına bir saygı köşesi oluşturduk ve bir taziye defteri açtık. Bu hem İzmir'in demokratik kitle örgütlerinden, hem Cumhuriyet dostlarından, hem Cumhuriyet okurlarından bize mesajlar geliyor, başsağlığı dileklerimi. Bir de en başta İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız başsağlığı dileklerini iletti. Dolayısıyla biz bu acımızı paylaşan herkese de buradan teşekkür etmek istiyoruz. Ve Cumhuriyet ailesi olarak yazarımızın, Ali Silmer'in anısını, bayrağını kitaplarıyla, yazılarıyla yaşatacağımızın sözünü vermek istiyoruz. Evet Sayın Örs, şimdi yerel seçimlere geleceğim. Çok kısa bir süre kaldı. Yerel seçimler bugün Türkiye'de en yoğunluklu olarak konuştuğumuz gündemler. Bu aslında haftada biz programı çekene kadar İzmir'de yeni gelişmeler oldu. Oradaki gelişmeleri yorumlamanızı isteyeceğim. Birincisi Torbalı'da bir İzmir Marşı çalmak isteyen belediye bando şefine bir müdahale gerçekleşti. Bu müdahaleyi AKP ilçe başkanı yaptı. Daha sonra da bu kişi aslında artık mesleğine devam edemeyecek. Bu konuyu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bunun yanında bir de Kınık ilçesinde Enerji Bakanlığı'nın yurttaşlara termik santral sözü vermesi var. Sözü size bırakayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? Evet, yerel seçim kampanyasında son dönemece giriliyor. Dolayısıyla burada da yerel seçime yönelik kampanya, faaliyetler, siyasi partilerin ve adayların çalışmaları yoğunlaştı. Birincisi, öncelikle biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi ve İzmir'de yerel yönetim elinde bulunduran CHP'de bir takım sıkıntılar vardı. Bu son dönemece girilirken bu sıkıntıların aşıldığını, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'yla CHP'nin Büyükşehir adayının ortaklaşa etkinlikler yapmaya başladıklarını görüyoruz. Birlikte fotoğraflar veriyorlar. Bu CHP açısından ve muhalefet açısından olumlu bir gelişme. Elbette iktidar partisi ve iktidar bloku partileri de İzmir'de ve bu çevrede CHP'nin etkinliğini kırmak adına ellerinden gelen faaliyeti, çabayı gösteriyorlar. Bunu yaparken de mümkün olduğunca İzmirlileri rahatsız etmeyecek ya da İzmirlileri kendileri açısından kendilerini ökebilecek olan bir takım girişimler yapıyorlar. Aslında İzmirliler AKP anlayışının nelere yol açabileceğini bir iki olayla da test etmiş oldular. Sizin de girerken sözünü ettiğiniz hemen bu 18 Mart törenleri sırasında Torbalı'da yaşanan bir olay. Bu olayın AKP anlayışının, onların İzmir'e ve çevresine getirmek istediği anlayışın bir turnusolu gibi oldu.
Orada etkinlikte İzmir Marşı çalmak isteyen belediye bandosuna iktidar partisinin ilçe başkanı müdahale ediyor ve İzmir Marşı'nın çalınmasını engelliyor. Buna alınan ve buna kızan bando şefi de hem protesto etmek için oturma eylemi yapıyor alanda, hem de görevinden istifa ediyor. Dolayısıyla aslında bu çok sanki sıradan gibi görünen ya da yöresel, yerel gibi görünen olay, buradaki bir iktidar anlayışını sergilemesi bakımından çok ilginç bir olay diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda İzmirlilere, Egelilere, iktidar partisinin ve onun yöneticilerin, onun örgütlerinin anlayışını yansıtması bakımından da üzerinde önemli durulmaya değer bir olay. Bir başka mesele İzmir'de gündem oluşturan Kınık ilçesinde İzmir'in. Bu arada gerçekten İzmir'i almaya çalışan iktidar partisi ve onun bakanları ardı ardına İzmir'e ve çevresine, özellikle ilçelere geliyorlar. En çok yüklendikleri yerler özellikle bu Bakırçay yöresinde, Bergama yöresi. Bergama'ya bakan üzerine bakan geliyor. Burada Kınık'ta, Bergama'nın hemen yanındaki bir ilçemiz. Orada Enerji Bakanı'nın yaptığı bir açıklama sanki müjde gibi açıklıyor ama bence aslında İzmirlilerle dalga geçercesine termik santral yapılacağı sözü veriyor. Halbuki o bölge çevre kirliliğinden, doğa katliamlarından en çok etkilenen ve gerçekten çevre sorunlarının en çok yaşandığı bölge. Burada bir termik santral meselesi aslında tüm İzmirlilerin karşı çıkması gereken, tepki göstermesi gereken bir olay. Ve hemen CHP İzmir milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir adayı Cemil Tugay burada tepkisini gösterdi. Ve asla böyle bir termik santral meselesine izin verilmeyeceğini, bunun o bölgeye çok büyük sıkıntılar yaratacağını, sorunlar getireceğini ifade etti. Dolayısıyla bu belki küçük gibi görünen ama çarpıcı olaylar iktidar partisinin hem devlet olanaklarını kullanırken, seferber ederken aynı zamanda kendi anlayışını da yansıtması bakımından ilginç geldi. Bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel yeniden bölgeye geliyor. Kendi bölgesinde, Manisa'da, kendi memleketinde miting gerçekleştirecek. Daha sonra yine İzmir'de seçim turları yapacak. Evet. Onlar da ana muhalefet partisi de, muhalefet de buradaki mevzilerini korumak adına elinden gelen çabayı gösteriyor. Ama iktidarın özellikle İzmir konusunda bir sanki İzmir alınabilecekmiş ya da alabileceklermiş gibi bir hava yaratmaya ve muhalif seçmeni moralsizliğe itmeye çalışıyorlar. CHP'de o ilk dönemdeki seçim kampanya sırasındaki sıkıntılarını, kendi iç sıkıntılarını aşarak mümkün olduğunca tüm gücüyle sahaya çıkmaya ve kendi etkinliğini göstermeye çalışıyor. Sanırım son hafta seçim kampanyası için ve özellikle seçmen açısından ilginç olacak. Çünkü gördüğümüz kadarıyla hala tereddüt eden, seçimde oy kullanma noktasında tam karar veremeyen oldukça seçmen de var. Bu muhalif seçmenlerin bir takım kırgınlıkları aşarak ya da bir takım tepkileri özellikle buradaki belediyelerin iktidar partisine geçme riskine, tehlikesine karşı son dönemeçte yeniden sandıklara gideceklerini ve son dakika kararlarını gözden geçirerek oy kullanma konusunda gerekeni yapacaklarını düşünüyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen çabayı gayreti gösteriyoruz. Özellikle seçmenlerin, muhalif seçmenlerin mutlaka oy kullanmalarını istiyoruz ve bunu mümkün olduğunca da çevremizde yaymaya çalışıyoruz. Peki Sayın Or, siz de bahsettiniz şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde mevcut sahip olduğu belediyeleri muhafaza etmekle birlikte yeni
kazanmak istediği belediyeler de var. Özellikle Özgür Özel'in vurgu yaptığı 3 büyük şehir var. Bunlar Bursa, Balıkesir ve Manisa. Manisa sizin de dediğiniz gibi Özgür Özel'in memleketi, bu yönüyle de aslında Manisa'yı kazanmayı gerçekten istiyor diyebiliriz. Orada bir miting yapacağını da söylediniz. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Manisa bu seçimde sizce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılabilecek mi? Bir de İzmir'deki durumu soracağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi muhalefet blok halinde bir ittifakla ortak adaylar çıkarmadı. Dolayısıyla orada aslında çok da erken açıklanan bir aday daha var. İyi Parti'nin adayı Ümit Özdağ'la. İzmir'deki durumu da dinleyelim sizden. Orada Ümit Özdağ'la ne kadarlık bir oy potansiyeline sahip? Yurttaşlar ne düşünüyor onun hakkında? Ne kadarına ulaşabildi yurttaşların? Önce isterseniz İzmir'den başlayalım. Tabii. İzmir'de gerçekten bu dönem sizin de ifade ettiğiniz gibi muhalefet dağınık bir görüntü sunuyor ve çok sayıda muhalif aday var. İktidar blokunun karşısında. Bu da doğrusu muhalif seçmende biraz sıkıntı ve ilgisizlik yaratıyor. Bu konuda İyi Parti'nin adayı çok önceden ortaya çıkmıştı, belirlenmişti. Bir başka şey İzmir'de önemli olan DEM Parti'nin adayları. Onlar da eş başkan adaylarıyla sahadalar. Dolayısıyla bu iki önemli muhalif gücün hem İyi Parti adayının hem de DEM Parti adaylarının bulunması CHP'yi olumsuz etkileyecek ve muhalefeti dağınıklığa yol açan bir ortaya tablo çıkarıyor. Ama son kertede özellikle tabii bu geçmişte İzmir'de muhalefet adayıyla iktidar adayları arası çok açık makaslar olurdu ve genel olarak muhalefet çok rahat seçimi alırdı. Bu dönem o kadar rahat olacağını düşünmüyoruz ya da makasın o kadar açık olacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla muhalif seçmeni burada aslında ciddi bir sorumluluk bekliyor. Oylarını dağıtmadan belli en güçlü aday ki ana muhalefet partisinin adayı. Dolayısıyla orada oyları birleştirmek, buluşturmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıya muhalif seçmen. Gördüğümüz kadarıyla İzmirli seçmen de bunun bilincinde, bunun farkında. Her ne kadar diğer partilere belki sempati duysa da ya da o adaylara sempati gösterse de onun aslında o tür oy kullanmaların, oyları dağıtmanın son kertede, son sandıkta iktidarın işine yarayacağını fark ediyor, görüyor bilinçli seçmen. Dolayısıyla ben son düzlükte iki bloklu iktidar adayıyla ana muhalefet adayı arasında seçime dönüşeceğini ve muhalif seçmenin, muhalif oyların ana muhalefet partisi çevresinde toparlanacağını düşünüyorum, öyle yorumluyorum. Diğer iller meselesinde sizin ifade ettiğiniz gerçekten Balıkesir, Manisa, Denizli gibi yerlerde, bizim bölgemize giren yerlerde de ana muhalefet partisi bu dönem oldukça iddialı. Şu anda 11 büyük şehri var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin. Bu büyük şehirlerin sayısını arttırmak istiyor. Bu saydığımız büyük şehirlerde aslında ana muhalefet için ve muhalefet için hedef kentler durumunda. Özellikle Balıkesir'de bunun sağlanabileceğini düşünüyoruz, gözlemliyoruz. Manisa ve Denizli'de eskiye göre muhalefetin daha başarılı olabileceği yerler. Geçmişte bu sol literatürde, sol söylemde kırlar şehirler kuşatmaları vardı. İşte şehirlerden mi kırlara, kırlardan mı şehirlere gibi. Tabii onlar çok gerilerde kaldı, bir tarihte kaldı. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla ana muhalefet partisi de kıyılardan içerilere doğru gitmeye çalışıyor. Bu kıyı şeridinden özellikle deniz kıyısında Marmara'dan işte uzanan Ege'yi kapsayan, İzmir'in Muğla'yı, Aydın'ı kapsayan kıyıdan mümkün olduğunca içerilere, Balıkesir, Denizli, Manisa gibi yerlere ulaşmaya çalışıyor. Bunun olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Balıkesir başta olmak üzere. Ve gerçekten Manisa aynı zamanda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi. Bu bakımdan da ayrı bir dikkat ve ilgi çekiyor. Bence bu 31 Mart seçiminde gözler bu Ege'de, bu iller üzerinde olacak. Ve burada bir değişikliğin olup olmayacağı ve bu kentlerin muhalefet adayları tarafından kazanıp kazanılamayacağı ülke ölçüsünde ses getirecek diye düşünüyorum. Hı hı.
Peki, Sayın Örs, şimdi aslında geçtiğimiz pazar günü de bir önceki programda konuştuğumuz Akbelen konusuna dair yeni bir buluşma yaşandı. Akbelen'de İkizköy'de, orada yeniden bir itiraz yükseltti köylüler. Köylülerin evlerinin de içinde bulunduğu bir alan kamulaştırılmıştı ancak bu karar geri çekildi. Tabii bu da aslında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li adayının biraz daha elini rahatlatmak ve onu önümüzdeki yerel seçimlerde zorlamamak adına verildi, yorumları yapıldı bu kararın. Dolayısıyla seçimden sonra da yeniden köylülerin önüne böyle bir kararın gelip gelmemesi elbette kesin ve net değil. Dolayısıyla onlar da bu korkuyla aslında yeniden herkesi desteğe davet ettiler. Hafta sonu neler yaşandı? Bir de Akbelen'deki ve Muğla'daki detayları dinleyelim sizden. Ege bölgesi için çevre sorunları gerçekten çok önemli bir gündem maddesi oluşturuyor ve özellikle de Muğla yöresinde çok yaygın sorunlar var. Sizin de dikkatiniz çektiği gibi Akbelen son dönemlerde bir simge haline geldi. Özellikle çevre mücadelesi açısından. Bu geçtiğimiz pazarda Akbelen'de önemli büyük bir çevre buluşması yaşandı. Akbelen çevresindeki acil kamulaştırmanın önce yapılıp daha sonra ertesi gün geri alınması aslında bir seçim manevrası olarak değerlendirildi hem köylüler tarafından hem çevreciler tarafından. Bunun gerçekten niye karar alındı, sonra niye tekrar geri dönüldü? Bunları açıklamak, anlatmak gerçekten anlamak da zor. Dolayısıyla köylüler tedirgin ve çevreciler tedirgin. 31 Mart geçtikten sonra buna benzer hamlelerin yeniden o bölgede ve çevrede yapılabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla bence asıl önemli olan uzun erimli çevreyi, doğayı koruma mücadelesinin başarıya ulaşması, insanların bilinçlendirilmesi ve kamusal yönetimin en azından bu konularda daha dikkatli ve özenli davranması. Yine bugünlerde yaşanan bir başka gelişme, Güllük Körfezi'nde liman yapılması ile ilgili yeni bir gelişme var. Burada daha önce alınan olumlu ÇED raporu, yine bölge halkının başvurusu, özellikle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusuyla iptal edilmişti mahkeme tarafından. Şimdi Danıştay bu kararı bozmuş. Dolayısıyla bu bölge halkını hem Güllük yöresinde hem Muğla yöresinde tedirginliğe itti. Yeniden bir Güllük limanının korunması, bu körfezin korunması, çünkü buralar sonuçta hem doğanın hem turizmin hem de balıkçılığın en güçlü olduğu yerler. Buranın kendi doğal dengelerinin bozulmaması ve burada böylesi bir büyük inşaat faaliyetine yönelilmemesi her bakımdan, bölge halkı bakımından önem taşıyor. Bu da önümüzdeki günlerde yeniden üzerinde durulacak ve çevreciler açısından önemli bir gündem maddesi olacak diye düşünüyoruz. Gerçekten başta Muğla bölgesi olmak üzere çevre sorunları bölgemizde çok önemli bir gündem oluşturuyor. Biz de Cumhuriyet Gazetesi Ege Bürosu olarak çevre sorunlarını, çevre duyarlılığını mümkün olduğunca bölgeyi iyi izleyerek, bunları kamuoyuyla paylaşarak bir çevrecilere destek olmaya çalışacağız. Peki, Sayın Örs, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Bir Ege'nin Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün gündemimizde yine Ege ve Ege'nin sorunları vardı. Yerel seçimlerde özellikle Özgür Özel'in bu sefer kazanacağız dediği ve Ege bölgesinde bulunan Balıkesir, Denizli ve Manisa gibi illerdeki son durum ne? Sayın Örs sizler için aktardı. Bunun yanında Akbelen'i geçen hafta da konuşmuştuk. Orada ortaya konulan kamulaştırma kararı seçimler yaklaşırken geri çekildi. Ancak seçimden sonra yeniden köylülerin önüne gelebilir mi korkusu yaşıyor aslında oradaki insanlar. Dolayısıyla geçtiğimiz pazar günü bir büyük buluşma gerçekleştirdiler ve yeniden kalabalık bir görüntü vererek direneceklerini de açıkladılar. Bütün bu gündemleri konuştuk. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.